Efendim, hastanemizde yapmamız gereken şey bu tür virüsü taşıyan insanlarımızın diğer insanlara bulaşmasını engellemeye yönelik bütün tedbirlerimizi aldık. Dolayısıyla bunları muayene ettiğimiz alanlar, geleceği alanlar, yatacağı alanlar diğer hastalardan tamamen farklı. Dolayısıyla diğer genel önlemler anlamında da hasta sayımızın azalmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Bütün vatandaşlarımıza bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda eğer çok acil bir durum söz konusu değilse hastaneye gelmemeleri yönünde uyarılar yapılmıştı. Bir de biz de bu çerçevede düzenlememizi yaptık. Hasta sayımız tabii eski oranda çok aşırı şekilde düştü. Bugün itibariyle çok daha fazla azaldığını görüyoruz. Bu tabii ki salgın için istediğimiz bir şey. Yani eğer uzun vadede olacak bir hastaysa, ameliyatı uzun vadede sonra yapılabilecekse bu kişilerin şu aşamada gelmelerini rica ediyoruz. Acil durumlarda kendilerini diğer hastalardan, olası vakalardan ayırt etmek için bütün çabalarımızı sarf ettik. Onların muayene alanları farklı, diğer hastaların muayene alanları farklı oldu. Peki personel bu konuda ne gibi önlemler alıyor hocam tedavilerde? Personelde kişisel koruyucu ekipmanlar bizim en önemli planımız. Yani hepsinin çalışacağı alanlara göre önlüğü, maskesi, gözlüğü vesaire hepsi hazır. Bunlarla alakalı personelimize mümkün olduğu kadar bu koruyucu kişisel ekipmanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Elbette bu sürede daha fazla kullanımın arttığını kabul etmek lazım. Ancak biz de hastane yönetimi olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Gerek maske üretimi, gerek önlük üretimi vesaire konusunda diğer kuruluşlarla çalışmalarımız devam etmekte. Personelimizin de dezenfektan ihtiyacını, lavabo ihtiyacını veya başka tür ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Peki hocam, bilim kurulu üyesi olarak vatandaşlara yani ne önerileriniz var? Vatandaşlarımız önerimiz Sayın Bakanımızın da açıkladığı üzere şu 1,5-2 aylık sürede çok fazla kapalı alanlara girmemelerini öneriyorum. Bakın dışarı demiyorum, kapalı alanlar. Burada önemli olan kapalı alanlara girmemek lazım. Hava sirkülasyonunun çok az olduğu alanlardan kaçınmamız gerekiyor. Hava sirkülasyonunun yeterince iyi olan alanlarda, dağda, tepede, bayırda vesaire tabiri caizse, orada insanlarımızın bulunmasına herhangi bir sakınca yok. İnsanlar dağ tepede vesaire orada dolaşabilir ama buradaki amaç, maksat diğer insanlardan uzak durması bir miktar, bir süre. Hemen bakın tokalaşma, öpüşme vesaire bunlar zaten biliyorsunuz önerilmeyen şeyler. Bu kurallara biraz da daha ileridekine yönelik olarak yaşam tarzımızı, davranış şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız da şimdiden buna önayak olurlarsa bu davranış değişikliğine çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü aşırı şekilde bu tür kişisel ilişkiler, tabii ki insan arasındaki sevgi, yakınlaşmayı artıran şeyler, bunu kabul etmek lazım. Hepimizin özellikle Türk milleti olarak sıcakkanlı insanlarız. Diğer insana, karşımızdaki arkadaşımıza, dostumuza vesaire çocuğumuza dokunmak istiyoruz. Bunda hiçbir sakınca bir his yok. Ancak şu süre içerisinde bunları ertelemeleri gerekiyor. Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal izolasyon dediğimiz en az 1 metrelik mesafeyi korumalar lazım. Ancak evlerinde çok canları sıkılmışsa vesaire, işte binalardan, asansörden çıkarken çeşitli önlemleri almak koyduğu kaydıyla mümkünse o tür kapalı alanları kullanmadan, özellikle asansörleri vesaire, merdivenden inerek çıkarak eğer durumlar el veriyorsa bu tür şekilde dışarı çıkabilirler ama sahaya, alanlara, dağ, tepeye vesaire dediğimiz yerlere, kapalı alanlara, parka, çocuk parklarına vesaire buradaki çok kalabalık alanlara girmemelerini öneriyoruz. Peki hocam, hijyen konusunda ne yapmalılar? Evet, hijyen konusunda aşırıya kaçmasınlar lütfen. Çok rica ediyoruz. Yani bununla alakalı aşırı kimyasal ajanlar, dezenfektanlar vesaire bunları çok kullanmanın bir faydası yok. Sadece bu kendimizin bu tür toksik maddelere çok daha fazla maruz kalmamız anlamına geliyor. Örneğin çok da duyuyoruz basında vesaire, işte çeşitli bitkisel ilaçlar vesaire, bunlara çok aşırıya kaçmamak gerekiyor. Her şeyin ölçüsü var. Çünkü ilaç denen şey doza bağlı bir şeydir. Azı fayda vermezken çoğu da zarar verir, bunu unutmamak lazım. İlaçlar da böyledir, bitkisel ilaçlar da böyledir. O yüzden de gerek kimyasal ajanlardan, gerek bu tür takviye gıdalardan vesaire çok bir faydası yok bunların. Vatandaşlarımız sadece su ve sabunla kendilerini korumaları gerekiyor. Eğer su ve sabun bulamazlarsa işte bahsedildi zaten. Kolonyadır, başka tür şey, dezenfektanlardır, alkol bazlı el antiseptikleri diyoruz biz buna. Onları kullanmalarında bir sakınca yok ama bunlarla da aşırıya kaçmamak lazım. Özellikle su ve sabunu kullanmaları yeterli oluyor. Bir de kendilerinin bu ellerini sürekli gözlerine, burnlarına dokunulması için birazcık elimize sahip olmamız lazım. Çok teşekkürler. Rica ederim efendim.